İşte Türkiye-Suriye sınırının en kritik bölgesi, Akçakale'nin hemen karşısındaki Tel Abyad ilçesi. Tel Abyad çok kritik bir yerde. Kobani ve Kamışlı gibi birbirinden ayrı iki Kürt bölgesinin arasında. İşte Kürt gruplar da Tel Abyad'ı alarak iki bölgeyi birleştirmeyi düşünüyorlar. Kürt gruplar birkaç kilometreye kadar yaklaştı. Tel Abyad'ın çevresine yığınak yaptı. Tel Abyad'dayız. Burada ne olduğunu kameraman arkadaşım İsmail Özmerer'le birlikte görmeye, anlamaya çalışacağız. Suriye'ye girer girmez bizi silahlı muhalifler karşılıyorlar. Şimdi onlarla konuşacağız ve daha ileriye gitmek için izin isteyeceğiz. Tel Abyad'da 3 büyük muhalif grup var. İçeri girebilmek için hepsinin izni gerekiyor. En bilineni Nusra cephesi. Gerginler kendilerinden görüntü alınmasına izin vermiyorlar. Tel Abyad'da bir muhalif koalisyonu olduğunu söyleyebiliriz. Değişik gruplar var ve Tel Abyad'ı korumak için de şu anda bir araya gelmiş durumdalar. Aslında aralarında sorunlar da var ama o sorunları kısa bir süre için en azından unutmuş durumdalar. Ramazan, sıcaklık 40 dereceden fazla ama sokakların boşalmasının nedeni başka. Çatışmalar Tel Abyad'ın merkezine henüz ulaşmadı. Buradan yaklaşık 2 ila 5 kilometre arasında şu anda şiddetli çatışmalar var. Şehrin içinde ise sessizlik hakim. Halkın bir kısmı burayı terk etti. Şu anda sokaklar neredeyse bomboş. Sokaklarda dolaşmak tek başına tehlikeli. Biz de şu anda muhaliflerden aldığımız korumalarla, askerlerle ancak dolaşabiliyoruz. Tel Abyad şu anda sakin ama fırtına öncesi bir sessizlik olduğunu söylemek lazım. Çünkü buraya saldırmak için bekleyen gruplar var. Ve biraz ileride de birkaç kilometre ötede de çatışmalar devam ediyor. O çatışmaların buraya sıçraması da an meselesi. O anın ne zaman geleceğini kimse bilmiyor ama uzak değil. Kürt gruplar Kamışlı ve Kobani'yi birleştirmek, muhaliflerse ellerindeki Rakka şehrine giden tek yolu kaybetmemek için savaşacak. Türkiye-Suriye sınırı bir kez daha patlama sesleriyle sarsılacak.